Dışında farklı bir şey görecek miyiz? Sanmam ya, ilk maçlar standart geçiyor değil mi? Çok bildiğin. Ya bazen denemeler yapıyorsun. Yapacağın bir deneme varsa ilk maç genelde iyidir. Çünkü ilk maçı telafisi oluyor da. Son maç da yani bir taraf gerideyse onlar da konfora gider. Yine digi yasaklı bu arada. Üçüncü kez digi yasak diyor burada. Eko ekibi. Kaja, Vanman, Valentina. Yine burada açıkta olan önemli Gulu var ve Joy. Bir tanesi açıkta kalırsa alınacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, yine Kerry de var. Aynen, önemli. Onu diyecektim. Bir de Kerry var aslında. Kerry'i bırakmak istemeyebilirler ya. Yasaklanır bence o ilk turda. Buraya geldi. Buradan da Kerry alınırsa, şey yasaklanırsa diyorsun. Joy alınabilir. Joy açıkta. Fen'i var. Bu kırmızı tarafın işine gelir Fen'in açıkta olması. Son tercihte bakıp hani kompozisyon uygunsa, hatırlarsan en iyi Fen'in kullanımı kırmızı taraftan 5. tercih olarak rakipte kitle kontrolünün, kompozisyonun Fen'i için uygun olmadığı bir senaryoda evet. Yapılmıştı. Evet. İyi de sonuç almıştı o tercihten. Bayağı şey yapmıştı, o haritayı domine etmişti. Ama başta alırsanız, ki bunun da örneklerini gördük. Rahat bir şekilde cevap hazırlanabiliyor yani. Oynatmıyorlar yani. Tabii. Ona göre bir setup yapıyorlar. O yüzden dediğin gibi ilk seçimden Fen'i açıkta kalsa bile aslında çok da mantıklı olmayabilir. Joy gidiyor. Burada Kerry gelir mi? Evet. Temiz bir Kerry tercihi geldi. Diğer taraf için bakalım. Kerry'i bırakan Team Huck kimleri tercih edecek bu noktada? Yani çok fazla tercih var yapabilecektir ama sanki onların içerisindeki en güçlü olanı yine Yi Vart'ı Yuzong. Eko almıştı daha güçlü olan tercihleri. Geriyle Lola da Yivart'ı 110 kitlediler ve teknik koridorlar belli olmuş oldu bu şekilde. İşte geldi. Geldi evet. Kahraman. Ooo, Diana Grock. Evet. Ya bu ikisi yer değiştirebilir isterlerse ama bizim alıştığımız senaryo. Grock tecrübe koridoru. Çoğu dolaşımcı. Evet, son ilk bölümün son tercihi. THQ tarafından yapılacak. Nişancıyı saklamak isteyebilirler. İlk taraf, pardon zaten Kerry alındı. Burada da nişancı, bilmiyorum aceleye gerek var mı? Ya burada nişancı almazsa o tarafa yasaklama gelebilir. Eko tarafından. O yüzden almak isteyebilirler de diyorsun. Ama genelde almıyorlar ya. Bu, evet. Burada bakalım. Ha, aldılar okey. Riske girmemek için. Ritel de üçüncü, pardon, üç kez alınmış bu dördüncü alınışı. Yani üç maçının sadece birini kazanabilmiş. Hı hı. O da bize karşıydı galiba. Tam hatırlamıyorum ama. Tek galibiyeti olan karşılaşma. Yok, ben de şimdi pek emin olamadım. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Şimdi ikinci yasaklamalarda tam nişancılar alındı. Orta koridor. Evet. Odak noktası olabilir burada. Yi de seçimiz zaten. Farsa. Belki menzilli olan bir iki şampiyondan, kahramandan kurtulmak isteyebilir. Burada Team Huck. Hayabusa. Ormancı da. Evet. Ama Ling açıkta aynı zamanda. Orta koridor yani Havye görüyorduk aslında. Grup aşamasında sık sık Ling'i kendileri yasaklamak istedi. Rakipte de Ormancı yok çünkü daha. Lilia bugün ilk defa gördük. Karşılaşmada birden alındı. Farsa'nın hala yasaklanmadığını görüyoruz. Herhalde o eşleşme istiyorlar, isteyeceklerdi. Yiv Farsa eşleşmesi. Yani okeylerse. Bakalım son yasaklamalarda neler gelecek. Yani THQ Fen yasaklamayı tercih ediyor. Farsa açıkta burada
Eko isterse alabilir. Onların da şu an bir yasaklama hakkı daha var. Onlar da ormancı yasaklamıştı en son Ling'le birlikte. Burada yani bir dolaşımcı ya da bir ormancı daha yasaklayacaklar. Martis geliyor. Evet. Onu da bugün sıklıkla gördük zaten. Birkaç gündür sıklıkla görüyoruz ve bir ormancı daha gitmiş oldu bu şekilde. Burada sanırım ormancıyı alıp dolaşımcıyı rakibi gördükten sonrasına saklamak daha iyi bir senaryo olabilir mi acaba? Bakalım kafalarında ne var, dediğin gibi yani hangisi daha önce alınmalı, ne düşünüyorlar? Birlikte bilmek lazım mı? Çağırdık, geldi. Evet. Hızlı bir farsa da görüyoruz. Ama farsın geleceği çok belliydi. Evet. Diğer opsiyonlar içerisinde en verimlisi bu gibi gözüküyordu. İyi ve karşıda yani menzil ise menzil bizde de var. Ve lapu lapu. Tercihini yaptılar. Lapu lapuların bu turnuva geleninde gayet iyi bir oranı var aslında. Özellikle az önce oynayan Falcon sayesinde bayağı bir kazanma oranı yükselmişti. Ama yine kendileri düşürdüler benim noktada. Son tercih. Evet, son tercih dolaşım nasıl bir tercih dolaşımı şu an? Şart yani. Nasıl bir tercih? Şart. Yani tabii şart bir tane lazım ama ne geldi? Hah, evet. Bundan da bahsediyorduk aslında, baskı kurabilmek adına. Hilda rakip ormanı tek başına gidip onu darlayabilen, bayağı sıkıntı çıkaran bir kahraman. Burada birazcık böyle rakibin ormanında olay çıkacak belli ki. Eğer ortadaki ittirmeyi de alabilirlerse orada dolaşımcı artı orman artı orta koridor yine buranın hikayesi olabilir. Ve yasaklama seçimi sonuna geldik. Şimdi ilk seriden çok daha farklı tercihler var. Onlarla beraber oyuna geçeceğiz. Diyorum ya, her seri böyle apayrı bir hikaye. Apayrı bir macera. Burada da aslında ilk maçtan daha farklı şeyler izledik. Yasaklama seçim anlamında. Evet, ben de yani Chu'yu çok görmek istiyordum gerçekten. Grup aşamasının son gününe damga vurmuştu. İzlemesi de acayip keyifli, o yüzden çok güzel rotasyonlar yapıyor ve Hill de aynı şekilde, o da bir hayli rahatsız edici olabiliyor. Bakalım THQ burada Hilda'nın varlığını güzelce kullanıp ilk maçı alabilecek mi? Yoksa yine Cho. Bu arada o dolaşımda Grok varmış. Pardon, ormanda Grok varmış. Hilda'nın yine oyun erken safhalarında agresif olduğunu görüyoruz ama Zizi'den çok güzel bir duvar geliyor. Hasar aldı. Işınlanla birlikte yeterli oluyor. Sanji. İlk skoru alan isim. Dedi ki sen ne yapıyorsun burada? Ne işin var senin burada? Evet, biz de güçlü dedik, rahatsız edici olabiliyor dedik ama sanki biraz erken başladı o işe. Zaten erkenden yapacaksın da hani bizim şu ana kadar izlediklerimiz... Da panda üzerinde hasar, o da ışınlanı ile birlikte. Neyse ki ışınlanı var. Normalde çünkü bizim alıştığımız iriteller fırlayla daha iyi pozisyon alabilmek için maça girerler. Bu arada orada... 3 kişilik bir toplantı ve sonucunda gelen bir skor Hilda. Daha dakika 2 olmadan 2 skor birden verdi. Bu toplantıda Hilda kovuldu. Ben söyleyeyim. Çıkışını verdiler Hilda'nın. Hayırlısı. Dola burada kule altında. Oy, bittiği yerde. Skorunu alıyor. En tatlı budur bu arada. Panda da aynı şekilde aşağıda. Kule altında yüksek hasarlar verildi ve skor da Benny QT'de kalıyor. Bu da güzel bir avantaj onlar için. Panda. Kaplumbağamız alana giriş yaptı. Orada
Dairoth görüyorum aslında. Beni QT üzerinde yüksek hasar geldi bu arada. O da kurtulmayı kurtulmayı başardı. Oo, Grok'ta kaldı. Güzel bir şekilde kaplumbağayı almayı başardı. Çok erken kopardım maçı burada. Hakikaten yani 2000'e yaklaşıyor altın farkı. Evet bir tane skor verdiler üst koridorda ama gerisine bakacak olursak haritada yani dolaşımda Hilda sen de söylemiştin az önce toplantıda kovuldu. Onun haricinde yani nişancıyı geriye düşürdüler. Kendi nişancılarını da çok evet. Fazla öne geçirdiler. Bu çok önemli gerçekten. Carry gibi özellikle metada bu kadar kuvvetli bir nişancı. Min yine macera dolu bir... Yani Hilda az önce kovuldu ama... sanırım mesaj alınmamış. Yine yani çok derinlerde. Hani oradan bulunmasında da elde edebileceği bir şey... Bir rahatsızlık verme konumu... Şimdi şey var. Dolaşımcıların bu turnuvada gene itibariyle görevi... Rakip ormana girip olabildiğince rahatsızlık vermek ve oyalamak. Ama... Yani oyalarken ölmemen lazım. Kesinlikle. Yani ölümünü oyalamak çok iyi bir fikir değil. Ona oyalanmak denmeyebilir yani. Onun farklı şeyleri var, kullanımları var. Int'le başlayıp Mac'le biten ortasına sen koy. Çünkü daha 3. dakikada 3 skor biraz o kategoriye yakın. Evet şimdi aşağıda bir hareketlenme görüyoruz. Hilda bu sefer bile altından çıkamıyor gibi gözüküyor. Bu arada yukarıda Lola'nın canı bir hayli azalmıştı ama oradan çıkmayı başarıyordu. Aşağıda bir hareketlilik söz konusu. Panda'nın canı azalmış. Aynı şekilde Man'ın canı azalmış. İkisi de üste geri dönüyor. Buradan da skor çıkmayacak ama yine Echo baskısını sürdürmeye devam ediyor. Altın farkı 2000'lik bir fark. Birazdan da ikinci kaplumbağa çıkacak. Buraya da üstün girecek Echo. Kaplumbağayı da alacaktır rahatlıkla. Ama bu kaplumbağayı alırken bakalım THQ'dan skor alabilecek mi? Ya da hani THQ herhangi bir hareket yapacak mı burada aslında... Pek oralı değilmiş gibi gözüküyor. Bu kaplumbağayı da rahat çaldı Echo. Yapabilecek durumda değiller. Seviyede geriler. Altında gerideler. Yani her şeyde gerideler. Burada savaşmanın demek aslında maçın erkenden kapanması anlamına gelir. Orada verecekleri ekstra skor ve altınlarla beraber. O yüzden geride durdular. Bence birazcık Panda'yı şu an kastırıp ki onun arkasında duruyorlar. Az önceki pozisyonları görmüştük. Sanji'yi. Farsa ulti. Yüksek hasarlar ama geriye düşürmek adına yeterli olmayacak. Resmen seni burada bir daha görmeyeyim dedi geriye. Geri de oradan uzaklaştı. Çok göze batıyorsun dolaşma buralarda dedi. Evet yani bir belki yanında biri daha olsaydı. Ya oradan bir skor daha çıkmıştı. Alt koridorda şimdi 3 oyuncu görüyorum THQ tarafından. Çoğu girişini yaptı ama maalesef bu hatalı oldu. Ya sanırım Yivi görmedi orada arkadan evet, gelip çalışmanın arasına giren. Onda ultisiyle birlikte rahat bir skor alındı. Bir de şey var ya böyle... Öne geçtik, çok iyiyiz. Rajon'dur. O fırla atıldı mı ulti de atılacak. O fırla şey kılıfından çıktı mı o ulti atılacak. Yani çoğuyla çünkü şeyi atıp, ışınlığını atıp... Orada öyle kalmaktansa, rezil olmaktansa böyle rezil olurum dedi. Kaltizi üzerinde bu sefer yüksek hasar. Toparlıyor şu an yalnız. Yüzü gülen taraf. Bak tarafı ve alt tarafta bunların hepsi oluyor. Evet bu sefer nişancılar üzerinde bir oyun izliyoruz. Önceki karşılaşmamızda Onik tarafından orta koridora ve ormana baskı kuruluyordu. Burada bu dediğin gibi Panda üzerinde birazcık hani rahatlasın daha rahat. Farm'a ulaşsın şeklinde. Panda'nın oyunu rahatlatılmaya çalışılıyor ki şimdilik etkileymiş gibi gözüküyor. Buradan kuleyi alacaklar. Herhangi bir direnç ile karşılaşmayacaklar. Çok kaynak harcadılar ve üstten de evet. Lapu Lapu aldı evet. Bu sefer. Hatta ortada Sanji bedavaya minyon biçti. Sanji ile Man arasında bir seviye fark var. Yani Yiv alt koridora rotasyon vesaire yaptı. İyi de zamanlama yaptı ama birazcık kendi geriye düşürdü. Bu hamlenin sonunda. Şimdi üçüncü kaplumbağada iki takımın da tüm kadro değil burada. Bir kişi eksik Echo bunun altını çizmek istiyorum. İlk skor Cartesi. Orada THQ tarafından düşürüyor. Ama devamı carry yok burada. Mi? Carry yokken savaşmaya çalışıyorlar. Evet onu belirtmek istedim. Ben de şaşırdım aslında bu kadar gireceklerini tahmin etmiyordum. Echo'nun bu kadar direteceğini tahmin etmiyordum. Carry aşağıda alt lane'i ittiriyordu. Yani burada
Eko birazcık daha böyle hani dengeye gelsin istiyor herhalde. Çünkü çok fazla avantajları var. 5-1'di durum. Arada 3000 altına yakın fark vardı. Şu son hani 2 dakikada olanlar, hatta birazcık daha uzun 2-3 dakika bandında olanlar aradaki altın farkının kapanmasını sağladı. Evet, biraz THQ'nun lehine takaslar oldu ufak da olsa. Dediğin gibi 2000'lik bir altın farkı vardı. Birazcık azaldı bu fark ama hala Eko'nun üstünlüğü söz konusu. Şöyle söyleyeyim. Ufak gibi gözüküyor ama 3000 altın gerideyken yani 1500 altın fark kapatmak çok aslında büyük bir olay. Çünkü 3000 altın gerideyken beklenti şudur, o 3000 altınla beraber 3000 altın önde olan takımın kar topunu daha da büyütüp maçı kapatmasıdır. Ama burada Eko bence bu fırsatı kaçırdı. Üzerine bir de kaplumbağa verdiler. Evet. Panda oyunda şu an. Birazcık onu geri düşünmüşlerdi. Min oyuna döndü. Yani gayet iyi durumda şu an. T-Mac maçın 5 dakika öncesini düşünecek olursak. Man üzerinde bir ulti kullanımı. Çok istediği hasar bulamadı. Şimdi Lola. Form değiştirerek gelecek. Katiz üzerinde hasar var. Devamı gelecek mi? Eko tam kadro geri çıkmaya çalışıyor ama çok da başarabilecekmiş gibi gözükmüyor. İlk düşen isim Benikyut çok güzel yerden geldi. Man'ın takası geliyor. Benikyut'u hasar vermeye devam edecek. Şimdi Lola'nın da düştüğünü görüyoruz. Kovalamaca devam ederken geri de düşürülüyor. Acaba onun takası alınabilecek mi? Evet. Panda. Burada düşürülen bir diğer isim. Yani savaşın sonunda aslında THQ çok da kötü çıkmamış oldu. Şimdi bir fark ulti Panda üzerinde yüksek hasar ve yeterli olacak. Burada kalan son oyuncu Min'in de düşürüldüğünü görüyoruz. Çok gaza geldi T-Mac, çok gaza geldiler ya. Yani. Hani orada abi kazanıyoruz galiba, kazanıyoruz derken yani. 3-2'lerdi. Ben de tam diyordum ki THQ buradan biraz avantajlı çıktı gibi beni QT'yi düşürdüler çünkü onun skorunu aldılar. Ama yok 3-2 zaten şey almıştı, Eko almıştı o savaşı, kazanmıştı. Sonrasında... 3 kişiye saldırdılar evet. Orada. Gereksiz bir şekilde bence. Ben o 3'e 2 takasın geride olan takım THQ için yine bir nebze avantajlı hani. Ha ben... Artımsı böyle diye düşünüyordum ama Man üzerinde yüksek hasar. Şimdi işlerin rengi değişti. Bir anda Sanji kendini kimde kaldı? Doğurdu Kaltizi. Çatmasıyla birlikte alırken Lola arka saflarda düşürülecek ama ondan önce Benikyut'u düşürdü. Sanford'un da takası alınıyor. Kaltizi oradan çıkabilecek mi? O da iki kule arasında düşürüldü. İşte şimdi buradan THQ üstün çıktı. Fakat Lord'u Eko tarafı aldı. O da üst koridordan ilerlemesi de devam ediyor. Ya 4 kişi verip alınan Lord kesinlikle. Not worth yani. Altın farkına bunu görebiliyoruz. Hatta orta kuleyle birlikte öne geçti. Dediğin gibi Eko aşağıda tempoyu biraz sanki THQ'ya devretti. Yani biraz elleriyle teslim etti. Ve şunu söyleyeyim. Bir önceki savaşta da eğer Benikyut böyle bir kahramanlık yapmasa o savaşı da kaybetmişlerdi. Benikyut'un geldiği açı sayesinde... Skor aldılar, evet. Haklısın o konuda. Gerçekten Eko bu noktada liderliğini, avantajını korumakta biraz zorlanıyormuş gibi gözüküyor. Şimdi Yavi, Udisi ile birlikte Hilda'yı alacak. Oo. Hızlı bir şekilde düşürülüyor. Benikyut yüksek hasar. Bu bayağı bonus oldu. Give ulti savunmak için kullanılıyor. Savunmada da şimdilik başarılı. Orta kulenin düşmediğini görüyoruz. Ama bir sonraki pozisyonda bu sefer eğer kuşatma devam ederse Farsa'nın ultisi var. Ve Yiğit'in ultisi olmayacak. Eko'da biraz hala baskısını sürdürmek istiyor gibi. Takım birbirine yakın duruyor. Şimdi dediğim gibi Farsa'dan bir ulti geliyor. Yüksek hasar verdi. Skor almak için yeterli değil ama devamında belki kuleyi isteyecekler. Üstten alıyorlar kuleyi şu an. Kiri vuruyor kuleyi. Dediğim gibi üstten rahat bir kule oldu. Yani ortaya devam ederler mi? Lord'un çıkmasına 70 saniye var. Burada belki objektif olarak ortadan kule isterler mi? Yiğit'in ultisi var bu sefer. Tam tersi durum söz konusu. Farsa'nın ultisi yok. Belki de çok çatışmaya girmek istemeyeceklerdir bu noktada. Panda iyi durumda. Hasar vurabilecek durumda. Savaşlarda eğer önde durmayı başarırlarsa Yiv'le beraber Lital burada bayağı hasar çıkarabilir. Ama sakınmaları gereken önemli konu Farsa'nın ultisi. Tizi. Üzerinde hasarla buluştu.
Oo, güzel çoğu hissi geldi Hilda üzerinde ama yeterli olacak mı Hilda'yı düşürmek adına? Hasar veriliyor ilk düşen isim Yavi. Devamında Man üzerinde de yüksek hasarlar var. Burada Yiv düştü. Bir anda kovalayan taraf Eko oldu. İşlerine gelen bir takas görüyoruz burada. Eko kadrosu dolaşım kahramanına karşılık orta koridor kahramanını takas ettiler. Kuleyi açma. Avantajla da evet kuleyi isteyecekler. Ama güzel savundu orada. Çok iyi savunuyorlar ya. Yani orta kuleyi vermediler. Vermediler. Aynen. Yalnız sanki Yavi birazcık fazla risk almaya başladı. Maçın başın, yani daha doğrusu ortalarında bir yerde hani alt kulede yapmaya evet. çalıştığı bir oyundan sonra dengesi bozuldu birazcık. Çok çok içeri giriyor ama işte bunu engelleyemiyor bu pozisyonda. Hak ve tekrardan üstünlüğün Eko'ya geçtiğini görüyoruz. Ama orta kuleyi hala açamadılar. Orada Yiv destansı bir savunma yapıyor ve üst tarafta Panda kule açacak bunun karşında. Yani Lord'u alan takımdan biraz daha fazla altın üstünlüğü beklersiniz ama şu ana kadar T-Mac burada daha iyi bir iş başarıyor. Bakalım Lord'la beraber ne yapacak? Eko tarafı. Muhtemelen artık orta kuleyi almak isteyeceklerdir onlar da. Sayısız denemenin ardından kulenin henüz yarı canını alabilmiş durumdalar. Kulenin üzerinde tekrardan bir giriş gerçekleşiyor. Fars ulti geldi. Çok istediği verimi alamadı ama kule düştü en azından. O zonlama ultisi evet. zaten rakip. O alana girmesin kuleyi alalım. Hani birazcık şey var orada tehdit var. Açılın kuleyi alıyoruz. Açılmazsa zaten ulti yiyeceksiniz. Evet, şimdi Fars'ın ultisi yok. Eko acaba burada ne kadar zorlamak isteyecek? Bu arada alttan da bir kule düştüğünü görüyoruz. Yine Eko'ya gitti. THQ'nun sadece bir adet kulesi kaldı. O da dışarıda, ortada. Evet. Bir sonraki Lord'da maç kopacak gibi. Evet, eğer THQ bu duruma bir dur diyemezse. Evet, şimdi rakip ormandan olabildiğince kaynak çalıyor. Eko tarafı. Bir rotasyonda hata kolluyorlar. Orada görüş almayı başardı bu arada. Şekle beraber kendim üstünden atılan. Yavi yine kovalıyor. Bir pozisyon bu sefer ölümsüzlüğü olduğu için daha böyle derinlere gidebilir. Çok tehlikeli. Yani Eko kadrosu adına çok tehlikeli. Yok ama ölümsüzlük en azından hemen ölmesini engelleyecek yani. Evet, onlar da birazcık sakinlemiş gibi gözüküyorlar. Artık oyun yani baktığımız zaman altın durumunda birbirine çok yakın. Evet. İki takımının da bu arada şey nişancılığının alacağı pozisyon, vereceği hasar çok önemli. Evet orta koridorlarda hasar çıkarıyor. Ama bence ana bitirici unsur Panda ve burada Benny QT olacak. Kartı izi üzerinde bir takım hasarlar ama THQ çok zorlamak istemedi. Biliyor ki arkasında takım arkadaşları var. 5'e 5'lik bir takım savaşı söz konusu mu burada şimdi? Kütün üzerine gidiyorlar. Longta gelişine başladı. Farsa'dan ulti geldi. Minama arkada düşecek. Arkada Sanji yakalanıyor. Çok hoş olmadı bu Eko kadrosu adına. Bunun takası alınabilecek mi? Keri vuruyor. Keri vuruyor. İlk skorunu almayı başardı. Keri. Aldı. Üçüncü gelecek mi? Üçüncü de geldi burada. Min de düşürüyor. Nihayet Benny QT'nin Killing Spree'si durduruldu. Ama yani düşürülmeden önce gerçekten güzel takaslar almayı başardı. Çok daha kötü sonuçlanabilirdi buradaki pozisyon. Ama yani sonucunda daha iyi pozisyonda olan, yani kuşatma yapabilecek taraf burada daha karlı çıkıyor. Farsa çok erken düştü. Evet, evet. Ben o yüzden biraz dedim yani çok daha kötü olabilirdi. Evet. Farsa o kadar erken düşürülmüşken Eko buradan çok daha zararlı çıkabilirdi. Aynen. Benny QT gerçekten durumu biraz toparladı o noktada. Şimdi Lord'u isteyebilecekler burada. Yavi rakiplerinden görüş alıyor. Takım arkadaşlarının da gelmesi lazım ama yani THQ'nun da ekibi yavaş yavaş geliyor. Burada Lord'a yetişilecek sanırım. Man üzerinde de yüksek hasarlar çıktı. Bunu da altını çizmek lazım. Yavi burada çıkabilecek mi? Hayır, hızlı bir şekilde düşüyor ama ölümsüzlüğü var. Yive ulti geldi. Sanji yine düşüyor. O kadar kötü bir yerde açtı ki ultiyi yani. Yavi de ölümsüzlükle akıllara zarar. Tekrardan kalkıyor. Min? Yine de düşürüldü. Hızlıca min oradan çıktı mı? Aa çıktı. Son vuruşlar yeterli olmuyor yine. Bu arada maç bitiyor alttan. Altta maç bitiyor. Alttan inhibitör mü alınmış gerçekten? Evet, minyonlar. Bakar mısın kaç tane kuşatma minyonu var orada? Bir de Lord alınacak THQ tarafından. Sanji bu arada çok kötü iki kere yakalandı üst üste. Çok kötü pozisyon aldı. Yani
şu pozisyonda açtığı ulti, bulunduğu pozisyon, yani 4 kişiye gelin beni alın dedi resmen. Gerçekten 2 fight üst üste Sanji. Savaşın en başında düşürülüyor. Doğru düzgün bir hasar çıkarmasına izin verilmiyor. Bu da direkt zaten fight'in kaybedilmesine sebep veriyor Echo tarafı için. Onlar da üstün başladıkları oyunda bir noktadan sonra geri düşmeyi, geri düştüler. Şu anda da bakıyoruz altın farkında. THQ önde. Lord geliyor aşağıdan. İnhibitör alındı aşağıdan. Üst inhibitörün canına baktığım zaman o da bayağı az gözüküyor. Echo'nun burayı güzelce savunması, üstüne de kendisi ittirmesi lazım ama onlar için kolay değil çünkü artık altın avantajını rakiplere kaptırmış durumdalar. Şimdi Lord'la birlikte orta koridordan da inhibitöre baskı gelecek. Yuzon şimdi girişini yaptı. Takım arkadaşlarından destek gelir mi? Üzerinde yüksek hasar var. Çıkmak zorunda kaldı. İyi ulti geldi. Oradan Cartesian'in de girdiğini görüyoruz. Çıkabilecek mi oradan? Sanford'la birlikte ikisinin de canlar çok az. Savunmada başarılı gibi gözüküyorlar ama kalan inhibitörlerden birini verdiler şimdi. Çok işte beklediğimiz harita. Hareket. Beklediğimiz hareket. Ama her şey gitti. Panda düşürüldü. Burada Lolan'ın da skorunu aldılar. Bitirdiler bu arada. Evet, oyun çok ilerledi yani. Bekleme sürelerine bakar mısın? Şu an yani koşup bitirmeleri lazım. Başka türlü çünkü bunun dönüşünde bir şey yapmalarının imkanı yok. Gidecekler. Orta koridordan ilerliyorlar. Echo kadrosu gerçekten geride olduğu oyunda bir şans yakaladı. Ya bir burada çok önemli bir iş yapıyor. Güzel, yani evet, aradan güzel. Resmen tereyağı gibi çekti orada pandayı. Bir de Yuzong düşürüldü. Yani sadece panda da değil. Belki devamında Yuzong kurtulsaydı savunmada daha rahat olabilirlerdi. Şimdi burada Yavin'in düşürüldüğünü görüyoruz. Ölümsüzlüğü maalesef yoktu. Son şansları olduğunu biliyorlardı. O yüzden birazcık derine gittiler ama... Sizini bulamadılar değil mi? Evet. Devamında Sanford üzerinde yüksek hasar. O çıkabilecek Sanji mi? Bir anda döndüler. Min'in ölümsüzlüğü alındı. Geri'nin de canı çok az. Devamı gelecek mi burada? Min! Düşürülen isim. Geri'nin canı çok az. Varsa ulti. Geri'nin panda alındı. Çıkışı panda da alındı. Panda da düşüyor. Yalnız Lola içeride oyalıyor. Sanford'un takası alındı. Beni kütü. Geri çıkabilecek mi? Ama beni kütü ona izin vermiyor. Yalnız maç bitiyor. Koşmalı lazım. Farsa yetişti. Buradan ortadan gidebilecek. Beni kütü de dönmüş. Yani itirmeleri de gerekiyor. 10 saniyeye Lord çıkacak. THQ'dan 2 kişi ayakta. Yani burada nasıl bir karar verecekler ben de merak ediyorum. Lord'a koşmaları lazım. Direkt Lord'u burstlemeleri lazım. Evet, rakip ormancı gelmeden yapabilirler bunu. Temizlediler base'i çünkü. Dediğin gibi Beni kütün hasar zaten yeter artık. Bakar çok mısın? Çok hızlı, çok hızlı. Ama buradan acaba Lola 110... Yok. Biter oyun orada yakınlarsa. Yani çünkü her birisinin doğma süresi 40-50 saniye civarı. Doğru karar bence Lord'u bırakmak. Çünkü tek bir Lord kuşatmasıyla bitecek gibi değil şu an. Evet. 3 tane inhibitörün yokluğunda çok zor. Ve ayrıyetten şeyin hala THQ tarafının bir backdoor ihtimali de var. Yani minyonlar bitiriyordu az önce. Evet. Evet, çok kritik bir andayız şu an. Dakika 20'ye geride bıraktı. Bekliyor yalnız. O çalıya pusuyu kurdu. İlk gördüğünü hiç fark etmez bu arada. Kim gelirse gelsin tık diye kombolayacak. 4'e 5 olursa çünkü maç biter Lord'la beraber. Evet, THQ durumun farkında. Onlar da gördüğün gibi. Lord bitene kadar onlar geride kabullenecekler. Yavi hala beklemede bu arada çalıların arasında ama. Doğru yapıyor bence. Şu an çünkü tek bir hamle maçı bitirir. Evet. Lord'u bu arada olabildiğince burada yavaşlattı bilerek. Üzerine duvar çekerek Cartesi. Ve bütün minyonların aynı anda kuşatmaya gitmesini istiyor. Yani şunun farkındalar. Bir şansımız var. Düzgün bir kuşatma yaptık. Yapamadık, maç gitti. Çünkü açık şu an her yer. Ki yani lapı lapın durduğu yere baksana. Backdoor için bekliyor şu an. Hadi delikanlı olan gelsin diyor. Backdoor'la birlikte az inhibitörün düştüğünü göreceğiz. Echo burada üste giriş yaptı. Fars ulti. Peki istediği sonucu vermedi. 110 giriş yapacak mı? O da çok elini açık oynamak istemedi. Burada güvenli yolu seçti. Yiv. Minyonları temizlemek için. Ultisini açtı. Orta inhibitörün bayağı sağlıklı olduğunu görüyoruz. Lord düştü. Hala Icon'un bir altın üstünlüğü var, avantajı var.
Ama şu an 5'e 5 durumdalar. Yani bir ufak hataya oyun gider. Yavi girişini yaptı. Onun devamı gelecek mi? Yüksek hasar. Yavi'nin ölümsüzlüğü alındı. Şimdi Farsolti geliyor. Farsolti ile birlikte yüksek hasar. Yavi çıkabilecek mi oradan? Çıktı. Yavi de çıkmayı başardı. Hiçbir skor alınmadan, verilmeden. Bu olay mahalli terk ediliyor sanırım. Kovalamaca evet, devam çıktılar, ediyor ama. Temiz çıktılar. Yetişecek mi Min? Bakalım orada bir düşer. Düşer yalnız. Yüksek hasar. O da az canla çıkmayı başardı Johnny. Evet, herhangi bir canlar skor dolduruyorlar. Gelse burada oyun kırılma noktasına Lola gelecek. Şimdi 110 burada tek başına girişini yaptı. Geriden yüksek hasar çıkar mı? Hayır. Sanji üzerinde çıkıyor hasarın yükseği. Ölümsüzlüğü alındı ve bir daha düşürüldü. Burada THQ ilk haritayı kazanmaya çok yakın. Yalnız üst tarafta bir şey, haritada kalan son yapı galiba düştü. Bütün şu an inhibitörler açık. İki takım da bütün her şeyi düştü. Tek bir hata, tek bir savaş bitirir mi maçı? Evet, Sanji'nin hala 40 saniyesi var. Lord'un bak, da 15 saniyesi var. Minyonlar kesmiş. Doğru, doğru. İnanılmaz ya. Şu an tüm haritada iki tane yapı var. İkisi de son yapı. Yani bir taraf bir yapı yıktığında maç bitiyor. Evet, bu da kazanma koşullarımızdan biri. Kaltı izle burada tek başına dikkatli olmalı. Takımı sanki birazcık gerideymiş gibi gözüküyor. Backdoor için mi acaba? Min şimdi kaltı izi üzerinde. Yani oyalamak adına. Evet, peki sonuç alın mı? Aşağıda Lola'da Yavi'yi gördü. Onun girişini engelledi yani. Lord'a giremiyor burada Eko. Sanji henüz doğdu. Onu da hızlıca buraya gelmesi lazım. 4'e 5 bir konumdalar. Akeri de orta koridoru ittiriyor burada Eko. Aslında eksik Yavi oyalamak adına yeteneklerini kullanıyor ama oradan çıkabilecek mi? Hayır. Skoru alınıyor. Bu arada backdoor'a gidiyor. Keri gidiyor. Keri evet, gidiyor. Keri gidiyor. Öbür tarafa dön dön. Burayı bırak bırak bırak. Maçı bitiriyor adam. Sanford. Açsan orayı. Takım arkadaşına yardım etmeye gidiyor. Beni QT'den. Bitirdi. Çok barizdi. Çok belli. Ya artık yemeyin şunu. Arkadaşım adamlar bariz yemliyor. Belli ki niye dönmüyor birisi. Değil mi? Yavi niye girsin ocağınla oraya yoksa? Çıldırmış adamlar sanki yani hiç. Bir kişinin dönüp bak mesela Lapu Lapu nasıl yaptı? İlk önce bekledi. Herkesi gördü haritada. Ondan sonra gitti savaşa katıldı. Yani THQ avucundaki maçı resmen fırlattı rakibe. Gerçekten. Gerçekten öyle. Kazanıyordu. Kazanıyordu. Kazanmıştı. Durdursalardı. Abi 3 inhibitor'dan döndü. 3 inhibitor'un düştüğü bir maçta THQ maçı bir şekilde vermeyi başardı yani. Maçı vermeyi başardı. Bak. Evet, Eko da kazandı diyebilirsin bana ama yani bütün ipler bence burada THQ'nun ellerindeydi. Bir tane şey yediler. Nebiden şey geldi. Yani içeri girdi, insekledi. İriteli. Evet, İriteli'nin evet, evet. Ki orada muhtemelen şeyi vardı. Işınlanı vardı. Reaksiyon bile verecek vakti olmadı. Gerçekten çok hızlı düşürdüler. Üstüne onun 110 skorunu da almasalar belki hani bilmiyorum. Gerçekten bir şeyleri biraz daha iyi yapsalardı kazanabilirlerdi. Ama Eko gerçekten güzel oynadı. Yani önde başlamıştı. Sonra birkaç hata yaptı. Tamam olur. Toparlanır. Toparlamaya çalıştı. THQ hata yapınca da bunu başardı. Ama yine yani çok git gel oldu bu noktada. Son Lord fight'ında da evet belliydi yani orada Grok, Yavi şey çoğu bu kadar agresif olmaya gerek var mı? Eksikler zaten. Bunu görünce evet şey demen lazım. Bunlar niye buradalar hani? Yani bir kişinin niye buradalar bunlar? Şeyi aldıktan sonra çoğu öldürdükten sonra hemen bir kişinin geriye basıp gerekirse şeyi kullanacaksın. Hani savaş büyünü kullanıp gideceksin oradan. Tamam mı? Fırlan varsa fırla. Işınlanın varsa ışınlan. Çünkü maç bitiyor. Tek bir yapı. Evet. Yani son yapın tabii ayakta ve adam göstere göstere geliyor. Minyonları temizliğe temizliğe gidiyorduk ki. Evet kere. Evet evet ona şaşırdım ben de. Ya böyle şeyden savaş sesinden falan çıkmadı. Dümdüz koridordan yardırdı gitti. Yani maça Eko iyi başladı. Fırlattı. Bu arada epic kostümü Link'in ne bu? Nightshade. Gece gölgesi. Kesin Türkçesi daha daha havalı bir şeydi. Aynen benim dediğim gece gölgesi. Tam böyle dümdüz çeviri böyle moto moto. Kodumuz ekranlarda. Gecenin gölgesi. Gecenin gölgesi daha havalı bak. Öyle deyince. Çok anlamsız oldu ama havalı duruyor hakikaten. Gecenin gölgesi.
Gecenin gölgesi. Tamam işte bak öyle bir karakter ki hani gecenin gölgesi. Wow. Gecelerde gölge gibi dolaşıyor falan. Link'te öyle dolaşmıyor bu. Evet, evet. Tık tık tık. Şey oldu. Evet, doğru, doğru. Şimdi etkilendin mi? Evet, etkilendim. Ben etkilenmedim çok ya. Bu. Yemledim seni, yedin hemen. Ya nihayetinde maça... Ya reaksiyon verilebilirdi o Bektor'a. Evet. Eko iyi başladı. Bu arada Eko çok öne geçti. 3-4 bin altın öne geçti. Oradan maçı bir fırlattılar. Alt koridorda yapılan anlamsız hatalar yüzünden. Özellikle yine çoğunun başlattığı bir serüven vardı orada. Kule altına girip boşu boşuna skor verdi. Sonra gelip bir daha verdiler, bir daha verdiler. Oradan böyle öne geçtikçe geçti. Ve yani maçı kazanabileceğin noktaya getirdi Team Hak. Ama sonradan kazanmamayı tercih ettiler. Ya Eko savunmada güzeldi tamam hani şey de değil inhibitörleri verdikten sonra oyunu kapatamayabilirler. Okey hani şeyde yakındı altın farkı da çok yoktu. Tamam savunma güzel. Sadece o Benny Cutty orada dediğin gibi orta koridorda çok oyalandı çok gösterdi. Üste bina yok hiçbir şey yok. Yani biri bir baksın etsin Eko'yu gördük hakikaten base'de Bektor'a karşı bekleyen bir lapu lapu gördük. Onun dışında başka kahramanlar da sırayla bunlar nöbet tutuyorlardı yani. Bunun bir amacı var. Evet. Bunun bir sebebi var yani. Yoksa Eko ekibi de 4 kişi fight'a girmeye bayılmıyordur yani. Hatta 3 kişi yani. Bir de son fight'ta evet son fight'ta gerçekten yani ben de zaten o hani hadi koridorda beni iyi görmüyorsun. Hani minyonları temizledi bir süre karanlıkta kaldı. Yani 3 kişi orada fight'ın içinde hiç mi anlamadın? Bilmiyorum. Bu arada Benny Cutty de müthiş bir maç oynadı. Yani hakkını verelim. Evet. Birçok savaşın kazanılmasını sağladı. Tam böyle bir suikastçı gibi. Hep böyle arkadan falan geldi. Rakiplerin içine falan daldı. Ya yani maçı tutan faktör evet. Benny Cutty'ydi. Maçı neredeyse satan faktör de Seijin'di. Yani abi çok kötü bir farsa. Çok. Performans. Hakikaten o kadar kötü yerlerde yakalandı ve ultiler açtı ki. Yani bilmiyorum. Düştü hep fight başı düşürüldü yani. Fight başı düşürüldü. Gerçekten ultinin yarısını kullandıktan sonra skoru alındı. Bu da takımını çok zora soktu ama yani Eko yine de 20'ye 20'lik bir skor beraberliği. Altına baksana. Evet Panda'yı da merak ediyorum. 18.800. 15.000. O üstürbüyü de kazanmış bu. Botu satmış mı? Satma. Her şeyi satmış vallahi. Tamamen full eşya. Öf. Çok fena. Yani MVP'miz... Evet, MVP. O bir de böyle bir maçta bak 20-40 tane skor olmuş. 3 tane skor vermiş sadece. Yani evet. O kadar olayların ortasındaydı bir de. Nişancı olarak. Bak mesela Irital hep böyle menzilini korudu. Hep böyle önde birileri vardı. Ona rağmen yakalandı ama Benny Cutty hep böyle kafayı oynadı. Hep içeri daldı. Hep kafa attı ve bunları yapmasaydı bu arada maçı kazanmıştı. Çoktan. T-Mac. Evet yani dediğin gibi Benny çok inisiyatif aldı. O inisiyatifleri birini bile almasaydı gerçekten Team Hak aradaki altın farkını açmıştı ve o inhibitörleri alırken oyunu da kapatmıştı bence de dediğin gibi. Ama günün sonunda hep bahsettiğimiz şey Eko bunları yapabilecek bir takım. Belki Eko değil de başka bir takım olsaydı Team Hak'ın karşısında bu kadar üstünü kapatmışken, geri almışken tekrardan rakibine vermeyebilirdi ama günün sonunda işte Eko. Aynen. Hep bundan bahsediyoruz, hep bundan. Pes etmiyorlar. O şeyi, oyunu bırakmıyorlar. Backdoor'u da seviyorlar zaten. Aynen öyle. Ama diğer tarafta yani iyi performansından bahsedecek birileri varsa Geri maçta gayet iyi oynadı. Çok iyi bir direct performansı. Diğer tarafta yine ben Lola'nın da iyi oynadığını düşünüyorum. Savaşları çok iyi başlattı. Rakibi çok zor durumlarda bıraktı. Man biraz sönük kaldı sanki. Şöyle hasarını verdiğini bak %80 katılma oranı. Ben birazcık yani Panda'dan daha fazla bekledim. Yani rakip nişancının böyle döktürdüğü bir senaryoda. Benny Cutty en fazla hasar kim vermiş? Sanji vermiş. O kadar ölmese ama nasıl değil verdi mi? Ya? Değil mi? O, yani... Bir de ölmese neler yapacak demek ki düzgün pozisyon. Ya çok sürtüşme olunca demek ki skor takasında da birazcık sıkıntılar yaşadık aslında. Çok eşit gidiyordu. Belki orada dürtmeler sonunda. Tabii canım yani sonuçta şey yapıyor. Ultiyi açıyor. 3 kişiye tutturduğu zaman zaten bir anda deli gibi hasar çıkarıyor. Sonra geri çıkıyorlar. Ama üstüne. Çok fazla pozisyon hatası yaptı yani. Hani maçın bu noktaya gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bence öyle. Yevi ile beraber. Yevi'nin de pozisyonları bence ve verdiği kararlar bence iyi değildi. Ama yani Benny Cutty hayır dedi. Olmaz dedi. Bu maç ya Yavi yine de harcanabilir. Fight'ın başında yeteneklerini kullandıktan sonra skor verebilir. Ama Sanji'nin böyle bir lüksü yok. Hani orta koridor çünkü.
Evet. Yok böyle bir lüksü oldu. Bütün yük şeyin üzerine kaldı. Onun yokluğunda. Benikütün üzerine evet, kaldı. Evet. O da dediğin gibi gerçekten tek başına harikalar yarattı. Bir suikastçı gibi oynadı. Nişancı'ya göre bir şey yok yani orada. Nişancı gibi oynasaydı belki kaybederlerdi. O kadar net yani, arkadan girdi, önden çıktı, sağdan soldan vurdu. Ve şeyden bahsedeceğim, ama Benikütü girdikten sonra hep ölmek zorunda kaldı. Evet. Yapacak bir şey yok çünkü. Ama ona rağmen 3 kere öldü. Evet. Ona rağmen 3 kere öldü yani adam. Başarılı. Helal olsun. MVP. Yani bir de şeyi de gösterdi. Neden Kerry'nin bu kadar önemli bir kahraman olduğunu, neden meta'da hani ilk sıralarda olduğunu bu maçta gösterdi resmen. Ya hasar, işte pozisyon alma ve gerekirse agresif oynama noktalarında kahramanın nasıl değerli bir noktada olduğunu bizlere gösterdi. Evet. Çok normal. Çok hak edilmiş. Aynen öyle. Yani bu, bilmiyorum, böyle sıradan gözüküyor olabilir ama maç içerisinde yaptıkları çok daha bunun ötesindeydi. Ya yani giden birçok savaşı, resmen geldiği pozisyonlar, attığı hasar, işte hatta kullandığı savaş büyülerini falan çevirdi yani. Tebrik ediyorum. Evet, yani sen bile bir nişancının MVP almasını hak edilmiş olarak görüyorsan gerçekten hak etmiş. Böyle oynasın, başım üzerinde yeri var ya. Yani bu çok apayrı, çok özel bir performanstı. Bu turnuvanın en önemli performanslarından bir tanesiydi bence. Evet, şu ana kadar hakikaten zaten güçlü bir kahraman ama burada üstüne bir şeyler koydu. Üstad evet. Diyelim artık, Benny Cutie. Şimdi de tekrar pozisyonlarımız gelir zaten. İlla ki birkaçına denk geliriz Benny Cutie'nin. Şey var, alt nehirde bir pozisyon var. Tam böyle pozisyon şeyin tarafına dönecek, Team Huck tarafına dönecek. Hı-hı. Çalın oradan bir yerden geliyor. Evet. Arkadan bir tarıyor, bir de ortalarını falan hani ışınlanıyor. Öyle agresif bir şekilde oynuyor. Işınlanmayla giriyor. Ben orada aynen. Sanırım başka bir hedefe bakıyordum, o tarafı anlatıyordum ama sen söyleyince ben de Benny'e döndüm. Yine şu kulenin altında bir soluklanmış. Maçın başında bir durmuş, düşünmüş. Sonra kuleye giderken bir durmuş, kuleyi incelemiş biraz. Sonra ikinci kulenin orada beklemiş. Okey, peki. Bu standart zaten bir. 5. dakikada bunun olması çok normal bu arada. Bundan hiçbir yorum çıkmaz. Evet. Yani altın koridorunda altın kasmış. Ya bu mesela şey olabilir. 10 ve 15. dakika arasında... Evet, takım rotasyonları, objektifleri, kuleleri vesaire. Bir de şey var, mantığı vardır. Isı haritası genelde haritada dolaşan kahramanlar için çok daha verimlidir. Mesela dolaşımcınız veya ormancınız için. Yani nişancı çok fazla bilgi vermiyor. Bak mesela bu pozisyon muydu? Aynen bu pozisyon. İçeri giriyor bak. Işınlandı giriyor. Bu pozisyon gitmişti bu arada. Kaybetmişti burayı Eko çok net evet. Bir şekilde. Burada resmen tek başına pozisyonu çevirdi. Sonradan abarttı bir de. Bak orada hep beraber öldüler. Burada Lola çok güzel zonluyor. Bak Benny'nin erken düştüğü savaşların hiçbirisinde bir iş yapamadı bu arada. Ama Benny hayatta kal. Bak burada da mesela çok güzel tarıyor. Tam böyle rakibin tehlike arz ettiği noktanın dışında. Ve yani belli bir noktadan sonra diyor ki yok abi ben dalıyorum. Hani beni seven peşimden gelsin diye dalıyor içeri resmen. Mesela burada da yine içeri giriyor. Yani her pozisyonda bir içeri kafa atan Kerry görüyoruz. Burada da zaten maçı bitiriyor. Yani adam daha ne yapsın ya? Hakikaten yeniden izleyince muazzam yani. Hani M4'ün en böyle hatırlanacak performanslarından bir tanesine tanıklık ettik şu an. Evet, backdoor'ları ben de seviyorum. Kalite oluyor ya hani o... Backdoor'u geç ya. Onun öncesi var yani hani... Hakikaten birçok savaşı neredeyse tek başına tuttu. Bir de backdoor'da bunun üzerine artık böyle kiraz oldu resmen. Evet, yani güzel bir Benny Cutie performansıydı. İlk haritayı Echo, Benny Cutie sayesinde almış bulundu. Şimdi ikinci haritaya geçmeden önce kısa bir aramız var. Lütfen bir yere ayrılmayın.